Merhaba. Rekluji zanın gelek kesimleji برستی لهم بری وان پلیتیکایا تین مادر کرنه و کم زانن اف پلیتیکای شر او اولهی فضای کردستانی هر تم تالاند که دارستانی وید شاوتی نه او فضای تالاند که اف ظلم برستی و کم بیجن پلیتیکای که تیم مشاندنه جبر ویجی املوه وی بانگاوازی دکن او بر پرسیاری هم والیتی هم جی تداشه گره که تقز استفا بکن جبر که او جان میک چونه بر پرسیار جی او ام دویجن گلک تشتین جیاندانه گلک بیارت چه کرنی لبالی او وانا ام نخوزاینه گلک مروو جان خودا گلک آجال طرف بون دنبا خوزای دا زندی چه ها بوسه همو هات شاوتاندنه جبر ویجی براستی ام جوک تفگره جنه آزاد امی حتا داوی آلی حقوقی داجی همی آلیا داجی امی وی داوی بشوپینن حتا که کسیک برپرسیارن سوشتارن جزا نگرنسه امی نسکنن دیسا وک سر ناو تفگره جنه آزاد ام دیسا سرساغی مالبات خورت غازن چه اوه بریندار راجع شفای دوازن او ام بانگاوازی ها هر کسی دکن ورن ام برین خو به افدورا بپیچن Bu ülkede sizin yaşam hakkınızı belirleyen şeyin kendisi, yaşadığınız coğrafya ve taşıdığınız kimliktir. Bu yangın Türkiye'nin başka bir yerinde gerçekleşmiş olsaydı bu kadar ölümün açığa çıkmayacağını, bu kadar ölümün yaşanmayacağını hepimiz biliyoruz, deneyimledik. Yangının olduğu ilk andan itibaren belediye eş başkanlarımız, belediye çalışanlarımız bütün ekipmanlarla birlikte ilk dakikalarda yangın yerine ulaşmak için ellerindeki bütün imkanları seferber ettiler. O süreçte meclis grubundan arkadaşlarımız da yangının olduğu bölgelerde kaymakamlara, valilere ulaşmak için telefonları hiç durdurmadılar. O gün telefona çıkmayan vali biz gelmeden önce buradaydı. Korumalarıyla birlikte geziyor vali. Yangın kontrol altına alındı diyerek sonrasında gezdiğimizde yangının halen devam ettiğini gördüğümüz ve aslında gerçekleri konuşmak yerine bu devletin Kürdistan'daki ihmallerini kapatmak üzere görev alan vali bizden önce buradaydı. Halkın seçilmiş vekilini çete gibi görev yapan korumaları kendi halkının yanına koymadı. Vali bugün lazım değildi buraya. Vali yangının olduğu gün lazımdı. Burası engebeli bir coğrafya değerli arkadaşlar. Çok şey yitirdik, farkındayız. Bu arazideki yangını söndürebilecek tek şey helikopterdi. Merkezi hükümetin, iktidarın verdiği cevap, gece görüşü olan helikopterimiz yok. O zaman diyeceğiz ki bu ülkede gece yangın çıkmasın. Hiçbir yere gidilemeyecek. Ama aynı günün sabahı helikopterler cenazeye katılanları görüntülemek için alçak uçuş yaptılar. Buradaki basından arkadaşlarımız da halkımız da gördü. Bakın bu bir ihmal değil, bu bir tedbirsizlik değil, bu bir tercih. İktidarın Kürdistan'da yürütmüş olduğu politikaların adı, bu bir tercih. Acımızı yaşadık, yaşayacağız. Sözümüzü söyledik, söyleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Bu ayın başında Cumhurbaşkanı'nın da katıldığı bir etkinlikte Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak yangın söndürme filosunun tanıtımı yapıldı. Tam 6 Haziran'da arkadaşlar, helikopterler, uçaklar,
ve o helikoptere, yangın söndürme helikopterine Cumhurbaşkanı Nefes ismini vermiş açılış töreninde yapılan lansmanda. Evet, bu devletin Nefes dediği şey Kürdistan'da halkımızı nefessiz bıraktı, canını aldı. Unutmayacağız, kabul etmeyeceğiz. Burası çok acil bir şekilde afet bölgesi ilan edildi. Biz bu politikaları yeni görmüyoruz. Halkımız çok uzun zamandır tanıklık ediyor. Kürdistan insansızlaştırılmak istemiyor. İnsanlar göçe zorlanıyor. Halbuki o kadar baskıya rağmen köyünü, toprağını terk etmeyen bir halk gerçekliği var. Terk etmeyeceğiz. Yaralarımızı hep birlikte saracağız. Bütün yerel yönetimlerimizle, bütün mekanizmalarımızla bu tür şeylerin yaşamaması için tedbirimizi de alacağız. Yaralarımızı da hep birlikte saracağız. Ama buradan sözümüz olsun. Afet bölgesiyle birlikte halkımız, bu mağduriyeti, bu zulmü yaşayan halkımızın her bir ferdi suç duyurusunda bulunsun. 37 yıldır değiştirilmeyen elektrik direkleri için, yangında gönderilmeyen ekipmanlar için, helikopterler için suç duyurusunda bulunalım değerli arkadaşlar. Barolar yaptı, sivil toplum örgütleri yaptı, biz de yapacağız. Kendi coğrafyamızda, kendi yaşam hakkımızı kendi ellerimizle kurmaya devam edeceğiz. Ben tekrardan yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve ailelerimize başsağlığı diliyorum. Yan yanayız, yan yana olmaya devam edeceğiz.